sizlere çok güzel bir tarif sunacağız. Evde kavurma nasıl yapılır? 15 dakika içerisinde yumuşacık, pamuk gibi tam kıvamında nasıl kavurma yapılır? Bunu püf noktalarıyla beraber aşama aşama bunu pişireceğiz. Elimizde ne var şimdi? Çok güzel yağsız kuzu etimiz var. Bunun içerisine kuyruk yağı, tereyağı, bir diş sarımsak, yarım soğan ve bir yemek kaşığı salça ve ayçiçek yağıyla bu işlemi başaracağız. Buyurun, yapım aşamasına. Evet arkadaşlar, etimizi pişirmek için ne yaptık? Ocağımıza orta derecede bir tane tencere yerleştirdik. İçerisine ne yapacağız? Şimdi şöyle bir çay bardağına yakın ne yapıyoruz? Ayçiçek yağı katıyoruz. Bunun iyice yapmasını bekliyoruz. Kızarmasını bekliyoruz. Bunun içerisine de ne yapıyoruz? Bir yemek kaşığı kuyruk yağı kattık. Bu kuyruk yağını ne yapacağız? Eriteceğiz bunun içerisine. Bu kuyruk yağını biz daha önceden kıyma makinesinde çekip elimizde bulunsun diye çekmiştik. Daha güzel oluyor. Çok çabuk da eriyor. Hem içerisinde görünmüyor. Tüm tüm de olmuyor. Evet arkadaşlar, kuyruk yağımız iyice kavruldu. Yağımız da iyice kavruldu. Çünkü yağınız kavrulmazsa etiniz mühürlenmez ve de pamuk gibi olmaz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Doğranmış olan kuşbaşı etlerimizi, bakın sesi de duydunuz. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunu güzel bir şekilde kavuracağız. Yani bunun altının biraz fazla açık olması lazım. Harlı ateşte olursa daha çabuk kavurma işlemi oluyor. Bunu ne yapıyoruz? Bir rengi dönene kadar bunu mühürlüyoruz arkadaşlar. Zaten harlı ateş olunca ne oluyor arkadaşlar? Çok çabuk mühürleme işlemi gerçekleşiyor. Eğer biz bunu bir kavurmazsak ne olur? Çok çabuk suyunu salıverir. Ondan sonra da istediğimiz performansı yakalayamayız. Evet. Arkadaşlar şu anda ne yaptık? Şu anda 3-4 dakika boyunca kavurduk. İçerisine ince doğranmış yarım tane soğan ve 2 diş sarımsağı da küçük küçük doğradık. Çok küçük doğranması lazım ki içerisinde görünmemesi lazım. Maksat nedir? Lezzet olsun diye. Bunu da bu şekilde ne yapacağız arkadaşlar? 2 dakika boyunca bunu ne yapacağız? Kendi halinde böyle bir kavuracağız. Bunu ne yaptıktan? Şimdi bunun kapağını kapatacağız. İçine hiçbir zaman su katmıyoruz şu anda. Ne yapıyoruz? Bunun bir 10 dakika kaynamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda suyunu çekti. İyice suyunu çektikten sonra ne yapıyoruz? İçerisine şöyle bir 20-30 50 grama yakın bir tereyağımız vardı. Onu katıyoruz. Onunla beraber bir kaşık domates salçamız vardı. Onu da bir güzel bir şekilde bunları ne yapıyoruz? Kavuruyoruz arkadaşlar. Bakın daha tuz ve baharatlarını atmadım. Şekilde. Ondan sonra elimizde olan pul biber, kimyon ve kekiği içine atıyorum bir miktar. Şimdi bunun bir 5 dakika daha kavrulmasını bekliyorum arkadaşlar. Ağzını kapatalım. Kaynamasını bekleyelim. Arkadaşlar şu anda pişti. Ne yapacağız? Bir fiske kendi ağız tadınıza göre biraz tuz atıyoruz arkadaşlar. Hafiften böyle, şu anda suyu kalmadığı için bir çay bardağına yakın sıcak su, ama kaynamış su dökerseniz güzel olur. Hafiften şöyle. Maksat hafiften bir suyu olsun. Şimdi bunu 2 dakika daha kaynatıp kapağını açmayacağız bir 10 dakika boyunca ki yumuşak kalsın. Şimdi bu 2 dakika sonra ne yapacağız? Altını kapatacağız ve 10 dakika kapağını açmadan bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda kavurmamız pişti. Çok da güzel gözüküyor. Şimdi servis aşamasına geçeceğiz.
kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizleri takip edin. Bize destek olursanız sevinirim. Servis aşaması da şu şekilde son halde arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun şimdi de. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.